Evet, tekrar merhaba sevgili dostlar. Şimdi lavabonun iç kısmına geçtim. Önce dışından bir başlayayım anlatmaya. Şimdi şu opak sırla sırladım. Üzerine transparan şeffaf sır sürdüm. Çünkü neden bunu yaptım? Lavabolar yeri geldiğinde oldukça kirli yüzeyler olabiliyorlar. Ve bu lavaboların güzel temizlenmesi lazım. Temizliğe de uygun olması lazım. Bu kullanmış olduğum sır içerisinde çok iri simler olan mat bir sır. Aynı mat ruj gibi düşünün. Üzerine parlatıcı sürdüm. Yani neden? Dışının da rahatla köpürtülüp temizlenebilmesi için. Çünkü bazı hanımlar işte sadece için değil dışını da temizliyorlar. Hani bende olduğu gibi. Lavabonun çünkü sadece içi kirlenmiyor. Zamanla dışı da kirleniyor. Onun için o opak görüntü gene olacak. Ama üzeri parlak, kolay temizlenebilir bir sırla sırlanmış olacak. İçine gelince içi transparan yani altındaki dokuyu gösteren bir sır olacak. Dışındaki sırla aynı renk olacak ama transparan alt dokuyu gösteren bir sır olacak. Onu da hemen sizinle şu şekilde paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz burada dokulu bir doku çalışmam var. Şöyle getireyim. Bu doku çalışmasının sırlarken her türlü hem bu şekilde hem bu şekilde sırlıyorum. Neden? Bakın bazı yerlerine girmiyor. Görüyor musunuz? Her türlü sırrı alabilmesi için bunu bu şekilde sırlıyorum. Şimdi sizinle tekrar paylaşayım. Önce sırrımı bu tarafa alayım. Kameramın yönünü doğru ayarlayayım. Evet. Evet başlıyorum. Ne kadar biliyorsunuz dokulu yüzeyleri sırlamanın ince tekniklerini size gösterirken sırrı sulandırın demiştim. Sulandırarak sürün. Bu sırrı sulandırmama rağmen dokum çok girintili çıkıntılı olduğu için temizlik açısından bu sırrın bu dokunun her yerine girmesini istiyorum. Çünkü bu lavabonun iç yüzeyi her ne kadar doku şık dursa da en öncelikle kuralımız ergonomi ve temizlik. Ergonomik olmalı, su sıçratmamalı, boyumuza, elinize uygun olmalı. Bunun yanında kolay temizleniyor olmalı ki lavabomuzu uzun süre banyomuzda severek kullanalım. Bu şekilde sırlıyorum. Düz yüzeyleri de hemen onu da göstereyim. Şu şekilde. İlk katı bu yönde, ikinci katı bu yönde, yukarı aşağıya sırlayarak sırlama işlemimi tamamlayacağım. Efendim görüşürüz. Aklınıza bir soru gelirse lütfen DM'den bana yazabilirsiniz. Size seve seve bilgimin yettiği kadar cevap vereceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.